Dost kervanı bu hafta Arguvan'da. Cemlerin cemal buldu. Amanı bol türkülerin diyarı Arguvan'dayız. Eser. Hemen sorayım. Arguvan'da mutlu musun? Mutluyuz. Aynen, aşırı mutluyuz. Rahatız. Belli olmuyor mu abi baktığı zaman? Ha? Öyle mi? Peki yani işte yani Arguvanlar Arguvan'ı seviyorlar. Tabii seviyor abi. Gurbetçisi bile yazın giden hemen yaz gelince fırsatı bulunca hemen geliyor. Yani güzel yani. Peki biri derse ki Arguvan'da niye rahatsın, niye mutlusun? Sebepleri nedir yani? Yani insanlar beni tanıdığı için mi, toprağından, taşından, suyundan, birkaç şey söyler misiniz mesela? Abi doğuma büyüme buralıyız zaten. Biz burada büyüdük. Her şeyimiz burada geçti. Dostumuz, arkadaşımız, dedemiz, atamız burada yatıyor, tanıyor. Elbette yani burayı seveceğiz. İnsan doğduğu yeri sevmez mi? Kimseye karışmaz. Öyle mi? O zaman burada doğduk, burada öleceğiz. Burada yatacağız. Arguvanlının gözü hiç dışarıda değil yani tabiri caizse. Ya şartlar zorlar. Adam ekonomik şeyden dolayı dışarı gider. O ayrı bir şey. Ama ruhu buradadır. Ruhu burada tabii. Adam mecburiyetten gitti. Yoksa evinden gitmedi ki. İnsanlar ama fırsat bulunca da buraya geliyor. Emekli olunca buraya geliyor sonuçta. Yani kendi kuyu, kendi şeyini özlüyor yani. Yani bu şekilde. Özellikle Türkü Festivali Türkiye'de bir gelenek olarak Arguvan'da bir ilk. Evet. Türkü Festivali'nin yani buraya duyulmasında kalabalığıydı işte kültürel anlamda bir faydası oluyor mu? Ya, oluyor tabii yani. Hem esnafa katkısı oluyor. Biz de esnafız. Ben de burada eczane işletiyorum. Eczacıyım. Yani hem vatandaşa hem esnafa bir değişiklik oluyor. Şimdi bütün adamlar Kiraz Festivali örneğin daha geçen gün oldu Malatya'da. Her şeyin bir faydası var sonuçta. Faydası var. Tabii yani insanlar yani değil mi? Yani gerçekten faydası var. Esnaf olsun, bir değişik oluyor. İnsanlar bir kafa stres dağıtıyor, stres ya. Atıyor, türkü dinliyor. İnsanlar veya gurbetten gelen birbirini görüyorlar. Adam o festival için geliyor, 2-3 gün birbirini görüyor.
20 yıldır görmediği adamı görüyor. Ben 20 yıldır görmediğim adamı gördüm. Adam geliyor, o hoş gelmişsin. Eski günleri yad ediyorsun. Asayiş yönünden, huzur yönünden herkes böyle daha bir rahat. Doğru mu? Çok rahatsız, çok çok rahatsız. Kozu kurt koyundan yatsın burada. O kadar ki rahat yani. Huzur yeri, huzur. Arguvan'da huzur, huzur yeri, huzur yeri. Gelsin, yesin, içsin, yatsınlar yani. Kimse karışmaz, kimse değmez. Az önce esnafın biri dedi ki kapılarını aç git. Aynen öyle, doğru söylüyor. Altınları bırakın gidin, altınları da. Kapıyı boş ver, altınları bırakın gidin. Adamlık, insanlık, namusluk bu Arguvan'da var. Başka bir yerde fazla bilmiyim. Bunlar burada var hep. Hep birbirini sayarlar, severler. Herkes arkadaş, bak hep beraber güzel arkadaşı her gün böyledir yani. Muhtar dedi, nerenin muhtarı? Ben Morhamam muhtarıyım, Morhamam. Morhamam yol üstünde hemen. Yol üstünde. Yine bir vusattan çekim yapmıştık biz, siz de geldiniz. Evet, böyle işte yani. Arguvan'ımız güzel yer yani. Zararsız, güzel, herkes kendi derdinde, derdi. Morhamam alışverişini ya da böyle irtibatı var mıdır genelde Arguvan'ın merkeziyle? Tabii canım, başka yer neresi var zaten? Bütün köyler Arguvan, burası var yani. Buraya gelir. Yani buranın bir belli günü vardır, çarşamba günü pazarı. Pazar günü bütün vatandaşlarımız gelir burada alışını, verişini yapar. Çağısından, ailesinden gelir, yemeğini yerler, bir güzel zevkle çıkar evlerine giderler. Haftada bir. Böyle. Evet, hemen şöyle uzanalım hiç kesmeden. Burada biz konuşuyoruz, sen dinliyorsun. Şimdi bir soru. Yok, ben lokantacıyım burada. Mekansa, mekan. Yediklerine katılıyor musunuz yani? Evet, yerden göğe kadar. Ha, belki az söyledi. Şu anda. Ha, az söyledi bile. Her konumuzda biz memnunuk. Her yönden. Maddi manevi yönden, tamam. Evet. Tamam, bizim memleketimizde de gelişmiş olabilir ama şu anda gayetin çok iyi. Ama bizim şartlarımız ne? Yani burada bir yol geçmiyor. Yolun geçmediğinden dolayı. Kör nokta olduğundan dolayı. Yoksa yani Arguvan'ımızda tam yaşanacak bir yer. Belki yol geçseydi bu huzur olmazdı mı? Hani öyle bir de işin o tarafı. Yol geçseydi belki yol geçen hanına döner miydi? Ya en azından memleket gelişirdi. Yani işte bir şey kazanırken bir şey kaybetmek derler ya. Kaybetmek ne? Yok, burada kaybedecek bir şey yok ki. Hayır, şöyle yani, bu kültürü, bu az önce anlattığımız işte huzurluyuz. Herkes mutlu, herkes birbirinden emin. Emin şey, yani emin insanların şehri birazcık yani, ilçesi. Emin şeyler, tamam he, normal, tamam. Burası normalde Arguvan, tamam. Emekler için bile bir yer. Bulunmayacak bir yer yani. Yani evin olduktan sonra normal bir gelin sabit olduktan sonra burası yaşamak için bire bir yer. Yani dört dörtlük bir yer yani. Ama iş olarak işte tamam, ben esnaf olduğumdan dolayı işte şu an standartlar artık kaldırmıyor. Arguvan'da her şey var. Arguvan'da her türlü güzellik var, insanlık var, dostluk var. İnsanlar birbirlerinin yüzüne gülerek bakarlar. Bir şey hariç, biraz fazla para yok. Biraz fazla ticaret yok. O da olursa çok daha tadına doyum olmaz diyorlar. Gurbete gidenler de birazcık iş imkanlarının darlığından gidiyorlar. Yoksa bu huzur şehrini kimse bırakıp gitmek istemez herhalde. Dışarıdaki bizim zenginlerimize el atmış olsalar Arguvan daha çok farklı olur. Yani Arguvan zenginleri çok, haddinden fazla var. Yeter ki yani, ufaktan yani bir şey, buraya ufak tefek yani işte bir üniversitenin bir kolu gelmiş olmuş olsa, yani kim bir öncülük olmuş olsa, şey olmuş olsa, yani şimdi Arguvan daha çok farklı olur. Bir devlet hastanesi olmuş olsa veya sanayi bölgesi olmuş olsa çok farklı olur. Ya başkanımız çok şeyleri getirdi. Evet. Başkanımız getirdi işin, Allah işine. Başkanımız elinden gelen her şeyi yaptı yani. Yani tek başına her şeyini yaptı yani. Evet. Yani başkanımız derken belediye başkanı kastı. Belediye başkanımız, Allah razı olsun. Ya yapı adam, ya yapı yani. Orman özellikleri yaptı işte, yaptı yani, yaptı yani. Köylerimiz için hizmette. Alo dedik, hizmetimizi de alıyoruz. Mecbur şeyi var, elinde bir imkan var. O imkanı zorluyor ama yapacak bir şey yok. Baştan Goyaç'a biz başkanımıza çok razıyız abi. Başkanımıza da selamlar. Yok ya, dedim yani, elinden geleni yapmaya çalışıyor insanlar. Evet, herkes yapıyor. Yani. Herkes yapıyor yani. Hizmette sınır yok diyorum başkanımız. Peki, muhabbetiniz bol olsun.
Evet, Zonguldak'tayız dersem bilin ki size yanlış bilgi vermiş olurum. Şu anda Zonguldak'ta değil, Arguvan'dayız. Yerin tam 150 metre altında Arguvan'ın boz topraklarının bulunduğu üst zeminin ta derinliklerinde kömür madeni çıkıyor derlerse kim inanırdı ki? Ama biz biliyoruz ki bu toprakların altında kömür madeni çıkıyor. Onlarca insan çalışıyor kazmayla, kürekle. Sizler rahat edesiniz diye, ülke ekonomisine katkı sunulsun diye kömür madeni çıkarılıyor. Evet, vagonlar geliyor. Şu anda görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Vagonların içerisinde kara elmas var. Siyah bir dünya var. Peki biz neredeyiz biliyor musunuz? Biz Zonguldak'ta falan değiliz. Oralara henüz daha gitmedik. Malatya'nın yanı başında. Arguvan'ın hemen girişine yakın bir yerdeyiz. Boz toprakların altında. Adeta çölü andıran, birazcık verimsiz toprakların altında siyah bir dünya olduğunu biliyor muydunuz? Malatya'da kömür madeninin olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız o halde Vuslat TV aracılığıyla öğrenmiş oldunuz. Evet, şu anda Arguvan kömür işletmelerinin bulunduğu özel bir işletmedeyiz ve çok değerli üstadım burada. Biz Yunus Hocam'dan soracağız. Cevaplarını alacağız. Öncelikle kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Buradaki konumunuz ya da mesleğiniz? Şanti şefiyim. Şanti şefi. Evet. Şimdi Malatya'da çok kimse bilmez burada bir maden ocağının olduğunu. Bu ocak aşağı yukarı kaç yıllık? Yani, normalde yeni gelen firma 3 yıllık olarak başlamış ama onun eskisinden duyduğumuz kadarıyla bir 30 yıla yakın bir geçmişi var buranın. Yani 30 yıldır burada insanlar, evet, kömür çıkarıyorlar. Doğru mu? Evet, doğrudur. Kömürün cinsi ne? Lignit. Lignit. Yaklaşık 3500 kaloriye yakın bir kaloriye sahip bir lignit var şu anda yer altından çıkardığımız. Buradan bir giriş yapılıyor 810 kotundan. Yaklaşık %30 derece ile 150 metre tabana inildikten sonra bir 800 metreye yakın bir kılavuz sürülmüş durumda. Bu vagonlar da o kadar mesafeden yukarı doğru çıkartılıyor. Anladım. Şimdi buradan şöyle diyelim, 150 metre aşağıya işte sabahın erken saatinde işçiler iniyor. Evet. Kazma küreğini alıyor. Evet. Takım edevatını alıyor. Doğru mu? Doğru. Ondan sonra şimdi buradan kömür çıkarıp vagonlara yüklüyorlar. Diğer bir ekip de vagonlardan alıp karşıya götürüp oradan. Şöyle çıktıktan sonra yer üstünde 2-3 personelimiz bulunmaktadır. Bu personelimiz de vagonları alıp ileride gösterdiğimiz siloya döküyorlar. Oradan da kamyona yükleniyor. Aynen. Müşterisine ulaşıyor. Müşterisine ulaştırılıyor. Peki müşterisi kim? Genelde şimdilik çimento fabrikalarına, tuğla fabrikalarına satıyoruz. Yani orada yağ kılıyor, enerji elde ediliyor bir şekilde. Aynen, yani fırınların kendi ihtiyacını karşılaması için ürettikleri ürünün enerjisini bu bahsettiğimiz lignitten karşılamaktadır. Peki bir şey daha sorayım. Kaç eleman çalışıyor burada? Ne kadar aşağı yukarı totalde? Yani vardiyada 20, yaklaşık 50. Yani toplamda 50 personel çalışmakta burada. Yani çift vardiya mı ya da 3 vardiya mı? Evet, 3 vardiya. 3 vardiya olarak çalışmaktadır. Personelimiz zaten haftalık 37 saat gibi bir çalışma yapmaktalar. Haftada 2 günde tatilleri bulunmaktadır personel. Anladım. Personel genelde bu bölgeden, Malatya'dan çalışanlar? Aynen, genelde personelimiz bu bölgedendir. Tabii ki Malatya'ya yakın Adıyaman, Çelikhan tarafından da personelimiz var. Yine buraya yakın olan Elazığ'dan da birkaç personel bulunmaktadır. Tecrübe anlamında. Aynen, tecrübe anlamaktadır. Anlamında. Evet.
O zaman günlük ortalama ne kadar çıkarıyorsunuz? Yani şimdilik öyle diyelim. Yaklaşık 150 tonu buluyor mu? Yok. Yani şu an için 100 tonları falan buluyoruz. 100 yani tonları. 100 ton da az bir şey değil. Yani şu an için biraz da bugünlerde biliyorsunuz zaten enerji pahalılığından dolayı şu an için en azından birazcık hareketlilik olduğundan dolayı kendi şeyini şu an için çıkarıyor. Ama deseniz ki diğer metalik cevherler gibi çok iyi para kazanıyorum şirket. Yani yok. O şeyi bulamıyoruz. Şimdi bu tünel ağzı böyle tünel gittikçe, kömür çıktıkça ağaçlarla destekleniyor değil mi? Aynen. Ahşap tahkimat kullanıyoruz genelde. Anladım. Peki bu tünelin aynısından bir çıkış ayrı bir tünel daha var mı? Var. Arka tarafta bir çıkışımız daha bulunmaktadır. Buradan girip oradan çıkabiliyorsunuz. Zaten iki çıkış olmadığı sürece de üretim yapılamıyor kanuni açıdan. Anladım. Peki bir şey daha sorayım. Hani buraların burada havalandırması var, mühendisleriniz var. Teknik olarak çok iyi konumdasınız en azından bilgi anlamında. Burada herhangi grizu gazı falan yok değil mi öyle? Şu an için herhangi bir gaz yok. Neden yok? Yüzeye yakın olduğundan dolayı bir de yan kayacın sızdırma özelliği de olduğundan dolayı şu an için herhangi bir gazla karşılaşmıyoruz ama bu demek değildir. Hiçbir şekilde gaz yoktur. İlerleyen aşamalarda eğer kömürün aşağı doğru indiğini tespit edip inersek gazla karşılaşma ihtimalimiz vardır tabii. Onun da önlemi ama var. Bugün bir Zonguldak gibi bir şey gibi herhangi bir gaz yok. Yani şu an için metan gazı sıfır diyebiliriz. Evet, burada bir de ayrıca hava şeyi var, akım... Havalandırma amaçlı yer altındaki personellerin yeteri kadar havalanması için yapılan bir sistem. Peki buraya çalışan sabah buradan geldi. Evet. Bütün önlemini aldı. Baretini bizim gibi taktı. Evet. Eldiveni çizmesini aldı. Buradaki ne diyoruz buna? Lamba. Lambaları... Madenci lambası. Diyor. Madenci lambası. Evet, evet. Şunlar hemen... şuradan bakabiliriz. Nasıl çıkıyordu? Şöyle bakalım. Şöyle çeviriyoruz. Şöyle çıkartıyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz, madenci lambası bu ne kadar süre gider? Çünkü bu çok meşhur. Bu yaklaşık 48 saat yetebiliyor personele. 48 saat boyunca evet. Şöyle yakıyorsunuz, değil mi? Evet. Şu evet. Şekilde yakılıyor. Bunu barete takıyoruz. Evet. Şurada takma yeri var. Şuraya taktıktan sonra şuradan geçirip anladım. Şuradaki kemerlere kemere bağlanıyor ve bu şekilde de hani görüyorsunuz ya eller ayaklar simsiyah. Gözler kulaklar simsiyah. Sadece dişlerin beyaz ettiği bir maden görürsünüz ya hep filmlerde, kameralarda, fotoğraflarda. Bilesiniz ki onun arkasında yatan gerçekler yerin altından yerin üstüne taşınan emeklerden ibarettir. Emek her yerdedir. Yerin altındadır. Yerin üstündedir. Hatta bazen ayakları değmeyen göklerin üzerindedir. Sonuçta bu ülkenin çarklarının dönmesi için, bu ülkenin emeğinin var olması için, bu ülkenin insanlar rahat etsin diye birileri 150 metre yerin altından yerin üstüne size huzur, mutluluk, bereket, enerji taşıyor. Argovan'dayız dedik. Ve Argovan'da madenin var olduğunu madencilerden öğrendik. Geldik, sizin için görüntüledik. Hadi bakalım devam edeceğiz. Önümüze daha neler bir çıkacak? Şey ekleyebilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi madencilikte alın teriyle ifade edemeyiz bu emeği. Ortada olan bir gerçek var. Yani siz de gördünüz. Kesinlikle bunu bu şekilde ifade edemeyiz. Ve tek bir meslek vardır ki İş çıkışında kendi arkadaşına geçmiş olsun. Tek sadece paydosta, sadece madenlerde denilir bu. Geçmiş olsun denilir. Çünkü aşağı inen adam hani canını dişine takmış derler ya. İşte o olay burada. Savaştan daha kötü yani emin olabilirsiniz. Çok ciddi bir alın teri var burada. Yani alın teri şeklinde de öyle deyip de geçemeyiz diye düşünüyorum. Evet, sadece alın teri değil. Nasırlı eller var. Sadece alın teri değil, hayatın pamuk ipliğine bağlı olduğu bir hayat var. Sadece alın teri değil, insanlara ulaştırılması gereken bir hizmet var. Evet, bilgiler aldık, duyguları aldık, düşünceleri aldık.
Dedik ki Argovan'daydık ve Argovan'daki kömür madeninin kapısının önündeydik. Evet, burası Bozkır. Adeta çölü andıran bir alan içerisindeyiz. Tarıma çok fazla elverişli değil. Çok fazla sulu tarımın zaten olmadığı belli. Hemen karşıda görünen deniz gibi yer bildiğimiz Fırat Nehri'nin yatağı, Karakaya Baraj Gölü'nün son noktası. Karşıda gördüğünüz tepe Malatyalıların meşhur olarak bildiği Abdülvahap ziyaretinin olduğu Elazığ bölgesine düşen bölge. Ve bu bulunduğumuz bölge de Arguvan'a bağlı. Boz toprakların hemen altında şu alanda kömür maden işletmeciliği var. Bu beyaz toprağın altında siyah bir dünya var. İşte o dünyaya geldik, gördük. Temaşa ettik, hasbihal ettik, sizlere bilgi aktarmaya çalıştık. Dost Kervanı işte böyle bir program. Bulduğunu, gördüğünü, duyduğunu, hissettiğini sizlere yansıtan bir program olduğu için Dost Kervanı bu hafta, bugün, bu zamanda, bu sıcakta yerin altını yerin üstüne getirdi. Dağlar seni delik delik derim, derim. Kaldırılır toprağını ellerim, aman aman ellerim, aman aman dumanlı dağlar. Kaldırılır toprağını. Sevdiğim başta oturur bir güzelin derdi beni bitirir. Bu ayrılık bana zulüm getirir. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme. Ayrılık bize zulüm getirir. Geçti dost kervanı, eyleme beni. Birazcık bahseder misiniz? Şu anda ne deriyoruz? Arpa. Arpa. Arpa mı zor, buğday mı? Ya o işe bağlı yani. Genellikle arpa zordur. Arpa boy olarak kısa olduğu için derimi falan zordur. Buğda yüksek olduğu için yani buğda daha kolaydır ya. Peki bir şey daha sorayım. Hangi şehirden geliyoruz? Biz buralıyız, Arguvanlıyız. Artık Arguvan'da, Malatya'da da biçer döver var mı artık? Var. Her köyde iki tane var. Eskisi gibi değil. Bizim köyde üç tane, dört tane çünkü var. Çünkü eskiden biçer döver çok daha lükstü. Yani daha ele geçmez başka şehirlerden gelirdi. Şimdi artık kendi malımız olan dediğimiz, değil mi? Evet, aynen. Yani kendi herkesin kendi kapısında iki tane traktör olduğu gibi herkesin de kendi kapısında artık herkesin kendi biçeri var ya. Öyle eskisi gibi değil. Anladım. Ne kadar çalışıyorsunuz? Sabah saat 7'de kalkıyoruz. Akşam saat 10, 11, 12, 1.
Sezon olarak? Sezon olarak 3 ay çalışıyoruz biz. 90 gün. Malatya dışına çıkıyor musunuz? Tabii Hekimhan'a gidiyoruz. Kuruncak, Hekimhan. Ha yani Malatya genelde Malatya'da yani. Aynen. Yok dışarı çıkmıyoruz. Sadece Hekimhan Kuruncak'a gidiyoruz. Dışarı çıkmıyoruz yani. Peki buğday ve arpanın dışında bir biçim yok değil mi? Yok, burada yok. Anladım. Burada sadece arpa ve buğday. Peki bu saat hesabı mı, dönüm hesabı mı, kilometre hesabı mı, nasıl oluyor bu? Şu an dönüm hesabı oluyor. Yani saman hesabı oluyor. Şu an samanlı biçiyoruz. Dönüm hesabı yok. Sadece saman hesabı. Doldur mu götürüp döküyor arkadaş. Hayır yani siz ücretinizi nasıl alıyorsunuz? Biz kendi malımız olduğu için ücret almıyoruz. Ha sizin kendi malınız. Evet. Tarla da sizin. Peki giderseniz, ücretli giderseniz nasıl oluyor? Ya o günlükler yani sezon olarak şoför tutuyorsun. 40 bin liraya, 45 bin liraya. Yani yani böyle... dönüm hesabı biçmiyor musunuz? Dönüm hesabı oluyor tabii. Yani dönümü 100 liradan falan biçiyoruz şu an. Ha dönümü 100 lira evet. Şu anda. Peki onu nasıl hesaplıyorsunuz? Burada makinede cihazımız var. Tarla ölçer. Ha makina dönüm ölçüyor. Abi ölçer. Ya kilometre saate göre değil. Yok dönüm hesabı. Dönümü 100 lira. Şimdi orada ekran var karşıda. O ekranda... O kamera. O arkadan samanın dolup dolmadığını görüyorum oradan. Şu karşıdaki ekrandan değil mi? Evet. Köşede. Evet. Evet. Nasıl biraz zorlanıyor musunuz? Yok alışmışız ya. Zorlanmıyoruz yani. Bizim severek yapıyoruz işimizi. Peki bunun riski ne? Taş, toprak... E tabi yani... Yer mi kaya denk geldi, taş geldi. E bak kaya denk geldiği zaman nasıl diyeyim ben size? Ya illaki arıza veriyor ya boğazdan ya zincir kırıyor. Yani oluyor yani. Mesela hasat çok iyi olduğu zaman mecbur ağır gitmemiz lazım. Peki yakıtı nasıl bunların? Yani bir traktörden daha mı fazla yakıyor? Tabi canım. Çok fazla yapıyor. Yani deposu 12, 13 bine, 15 bine doluyor ya deposu hemen hemen. Anladım. Çok sıkıntılı. Peki kolay gelsin. Sonuç itibariyle bir emek veriyorsunuz. Sıcakta ama kışın bir iş yok tabii. Yok kışın da Malatya'ya gidiyoruz çalışıyoruz. Durmak yok yani. Ha, farklı işlerde. Aynen. Kamyona gidiyoruz. Ben tır şoförüyüm. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Arguvan yazılarındayız. Başakların arasındayız. Tozun, toprağın, saman tozlarının uçuştuğu yerdeyiz. Olsun, onlar büyük emek çekiyorlar. Biz de birazcık burada emek çekelim, güneşte yanalım. Ne olur ki? Çiftçi 12 ay bu şekilde çalışıyor. Sadece ve sadece insanımıza, toprağımıza, ülkemize katkı sunsun diye. Önce toprağa tohum atacaksın. Sonra Rabbim rahmet verecek. O rahmetten sonra filizlenecek, yeşerecek. Ondan sonra başak verecek, kuruyacak ve biçerler gelecek, oraklar gelecek ve burada bereket olacak. Evet, işte böyle. Bizler de daha kolay programlar yapabilirdik. Daha klimanın altında stüdyolarda programlar yapabilirdik. Ama biz dedik ki emek olsun, biz dedik ki güzellik olsun, biz dedik ki güneş olsun, biz dedik ki insanımız olsun. Evet, Arguvan'dayız, biçerimiz, başağımız, arpamız, buğdayımız, toprağımızla hemhal olduk bugün. Bir kamyonet sırtında evi, yatakları, çayları, suları, şekerleri ve alın terleriyle birlikte çiftçiler sizlerin evine, çocuklarınızın kursağına ve her şeyden önemlisi midenize ve bereket olsun diye çiftçi çalışmazsa insanımız aç kalır, ülkemiz perişan olur. Hele bu son zamanlardaki savaşlar ya da buna benzer şeylerle hububatın, toprağın, çiftçinin ne demek olduğunu
galiba daha çok anlamış durumdayız. Evet, buradalar. Hayatları bu. Çalışıyorlar, yanıyorlar, terliyorlar. Elleri nasır tutuyor. Belki karınları ağrıyor, başları ağrıyor ama yapacak işler var. Doğru mu? Doğrudur abi. Ben ismim Mustafa Memiş. Burada tarla sahibi olarak geldik. Sağ olsun arkadaşlar da biçerleriyle geldi. Burada tarlamızı biçmekteler. Bir mahsul işte. Tabii ki verim düşük, çok düşük. Verim çok düşük. Şimdi biz buradan 4 motor çıkarıyoruz. Önceden bir kamyon ve 50 neci 30 tona yakın mal çıkıyordu. Ama bu sene verim çok düşük. Çok düşük olduğundan. Neden düşük? Yani yağışın çok, karın çok yağması, yani yağış işte çok verim olacak anlamında değil. Ya, kar çok yağdı, çok da güzel kar yağdı buraya. Ama yandı mı karın şeyinden dolayı, çok bir zamansız olduğundan dolayı verim çok düşük oldu. İşte biçerci arkadaşlarımız da kendileri de buralı. Burada işte kendileri geçimini buradan sağlıyorlar zaten. İşte mahsul olursa bunların geçimi, işte herkes bundan faydalanıyor ama olmayınca tabii onlar için de sıkıntı. Eken için de, biçen için de, satan için de her türlü sıkıntı. Herkes zincirleme birbirinden ektiriliyor. İlk başta mesela 6500 liradan başladılar alıma. Arpanın tonunu, alımını 6,5'tan başladılar. Bugün soruyoruz 5800'e düştü. Biçerci de şöyle biraz yaklaşırsa, yatak, yorgan, otel, kamyonet. Evet, biz burada yatıyoruz, kalkıyoruz. Çok erken kalkıyoruz ve çok geç saatte yatıyoruz. Şimdi üretmeye çalışıyoruz bu zor şartlarda. Tabii ki mazot pahalı, parça pahalı, lastik pahalı. Bir de kuraklık nedeniyle yapılan işlerimiz de çok sıkıntıya düştü. Yani şu an bir çırpınış içerisindeyiz. Ne kadar süre çalışıyorsunuz? Yani kaç ay çalışabiliyorsunuz biçerci? Bu bir sezondur. Yani 45 gün, 50 gün civarı çalışıyoruz. Tabii ki çevre köylerden de gelen biçerciler var. Yani herkes bir taraftan başlayınca fazla bize iş kalmıyor. İşte bununla geçinmeye, yetinmeye çalışıyoruz. Tabii ki borçlarımız var, biçerin taksidi var. Bir de kurak. Yani koca bir biçer, bu kadar pahalı bir makina, yani yılda toplasan en fazla 3 ay çalışıyor. Doğru mu? Aşağı yukarı. Yani belki de çalışmayabilir. Hani çok biçerci yoğunluğu var. Tabii ki mazot pahalı, gübre pahalı olunca da insanlar yani artık bu işten de yani çekilmeye başlıyor, bırakmaya başlıyor. Hani yapmasak daha iyi düşüncesiyle yaşıyorlar. Yani şu anda tabii ki yani bu sene için konuşuyorum. Durumlar çok sıkıntılı. Yani inşallah sonu iyi olur. Köylü milletin efendisidir diyen bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun. Ruhu şad olsun. İşte milletin efendilerinin arasındayız. Onlar efendiliklerini devam ettirmezlerse bilesiniz ki ne boğazınızdan geçen lokma, ne çocuğunuza yedirdiğiniz mama, ne de hayvanınıza verdiğiniz arpanın değeri ve kıymeti olur, ne de onlar yaşayabilir. Onun için köylü milletin efendisi demiş bundan 100 yıl önce. Doğru mu? Doğrudur. Doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz aynısını söylemiştir. Köylü milletin efendisi, ama bu durumda köylüyü bitirdi hükümet. Efendilik kalmadı diyorsun. Efendilik kalmadı abi. Bir sen kaldın efendim. Hayır gülme beyefendi. Bir kilo arpa satıyor abi, 200 gram mazot alamayız. 290'a DAP gübresi, aldığım DAP gübresi 1200 lira olmuş. Ben bu işi nasıl yapacağım abi? Bütçe teker çıkmış 20 milyar. Şimdi bunu biçtiniz, biçer diyor, bakın arkada çalışıyor. Evet. Onun masrafı, gübresi, yani birkaç kalem sayar mısın? Yani şurayı ekmek için kaç kalem para ödeyeceksin? Buranın çiftçi, tarla sahibi, çiftçi. Tohumdan başla. Çiftten başla adam, herkten. Herkten başladığım zaman abi, her gitmesi, ikilemesi, ekmesi, gübresi, tohumu 20 milyar bulur. Yani kaç işlem var? Yani 5-6... Bir herge diyeyim. İkiliğin 3-4 sefer işlem var. Bir de artı biçeri, bir de gübre atıyık yazdık yine. Alttan kakacağımız yok abi, yok. Anamız ağlıyor. Ana kaldı git. Bitmiştir abi. Anladım. Bitmiştir. Çiftçiyi bitirdi. Evet. Biçer geçen sene 6 lira, 20 lira biçer biçiydi dönümünü. Bu sene adamlar 100 lira değil. 4 kart atmış abi. Onun dışında bu yıl mahsul nasıl, bereket nasıl? Mahsul normal. Ama abi para etmiyor ürünümüz. Anladım. Ürünümüz para etmiyor.
Peki bu biçer, hani teknoloji de kullanıyoruz. Biçer olmasaydı burayı nasıl derecektiniz? Burayı elle eski usul gibi bundan 50 yıl 100 yıl evvel oraklarla dörecektik. Hiç orakla derdin mi? Dördüm, evet. Ellikle dördüm. Şu ele takılan böyle ağaç. Ağaçtan böyle ağaç, uzunca. Uzunca abi, orakla dördüm. Hanımefendiler şimdi tırnakları uzasın diye onu takıyorlar. Modern yapıyorlar abi. Modern. Evet. Siz onunla biçiyordunuz. Biz ondan biçiyorduk abi. Hanımlar şimdi onu süs olarak kullanıyor. Evet. Oraktan tırpana, tırpandan biçer, orak makinesine, orak makinesinden döver biçer. Hı. Öküzlerine sürdük. Traktör çıktı. Vur kaçtık yani köylü, evet. Beyli abi. Tabii hep şikayet duyuyoruz. Haklısınız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hep şikayet duyuyoruz. Birazcık şöyle yüzünüzü görmüş olalım. Dedik ya, milletin efendilerini yakından görsün millet. Yani hep şikayet duyduk da genel anlamda bu bölge ne ekilir, ne biçilir? Genel anlamda bu Malatya, Arguvan ilçemizin genel anlamda arpay ve buğday ekilir. Yani başka hiçbir mesela şey... Neden nohut yok, mercimek yok? Yani nohutun olması için önce bunun hasat olması lazım. Hasat da elle olduğu için zaten insanlar artık yokluktan büyük şehirlere göç etmiştir. Biri ben bir İstanbul'dayım. 30 yıldır yazın gelirim 2 ay burada. Biçer döver zaten kendimin. 2 ay burada gelip çalıştırıyoruz. Çünkü artık emek gücü bitmiştir. Yani artık her şey makineleştirmiştir. Makineleştirmenin de mazotun her gün pahalanması, mazotun pahalı olmasından da artık çiftçiler tarlaları süremez oldu. Sürdüğü zaman kurtarmıyor artık. Şimdi izleyen birisi diyebilir ki ya neden sulu tarıma geçmiyorsunuz, buralar yemyeşil değil diyebilir. Derse ne dersin? Çok güzel bir konuya hitap ettiniz. Rant yüzünden. Bak bizim burada baraj yapılıyor. 30 yıldırlı ödenek gelmedi. Hangi baraj? Şotik barajı. Yoncalı. Yoncalı barajı 30 yıldır hizmettir. Nedir rant? Siyasi rant. Şu anda yani açıklamazsam belki beni başka siyasi olarak belki terörist falan olarak icap edecekler. Yani oy vermedim diye terörist miyim ben? Niye yani sana hizmet edip de bana hizmet etmiyorsun? Biz bu vatanın insanları değil miyiz? Yani Şotik barajının suyunu bu bölgeye gelmesi kolay ama biz yaralanamıyoruz diyorsun. Şu anda altyapı yapılmıştır. Ödenek sağlandığında baraj yapılıp buralar hep su altında kalıp sulanacak. Sulandığı zaman da ülkeye, vatana, herkese bir faydalı olacak. Köylü kazanacak. Köylü kazandığı zaman kendi malını ülkesine ihraç edecek. Dışarıya mı şey kalmayacağız? Ne olacak o zaman? Verim çok olacak. Zincirleme hepsi kes birbirine yaranacak. Bu da siyasi bir rant olduğundan faydalanamıyoruz efendim. İnşallah gelir. Mesajımız gerekli yerlere. Şotik Barajı'nın suyu gelir. Buradan artık bu adeta çölü andıran susuz tarımdan sulu tarıma geçeriz diye düşünüyoruz. Evet, köylüler birazcık muzdaripler bu aralar. Özellikle Arguvan köylüleri. Hem barajın adaletli olarak suyun dağıtılmasından hem de pahalılıktan yakınıyorlar. Mahsuni Baba ne diyordu? Bir çift öküz yeter mi? Aha memeden mi? Böyle ocak tüter mi? Deha memeden mi? Çocuklar arpa yiyor. Aha memeden mi? Böyle ocak tüter mi? Deha memeden mi? Bir çift öküz yeter mi? Aha memeden mi? Bir çift öküz yeter mi? Aha memeden mi? Böyle baca tüter mi? Deha memeden mi? Böyle baca tüter mi? Deha memeden mi? Çoluk çocuk uyumaz, aha memeden mi? Çoluk çocuk uyumaz, aha memeden mi? Aç insanlar yatar mı? Deha memeden mi? Bu tarla susuz tarla, aha memeden mi? Daha zorla ha zorla, deha memeden mi? Daha zorla ha zorla, deha memeden mi? İlçeye yolculuk var, aha memeden mi? Kreşe gittim arla, deha memeden mi? 10 çocuk arpa yiyor, aha memeden mi? Beyler buna ne diyor, deha memeden mi? Sarı sıcak yamandır, aha memeden mi?
sarı sıcak yamandır ha Mehmet'im mi? Gölge bunu bilmiyor de ha Mehmet'im. Dost kervan Arguvan'da dostların arasında dolaşmaya devam ederken Argon'a yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan eski adıyla Fıtnon denen, yeni adıyla da Çevreli denen bir köydeyiz. Neden geldik köye? Tabii geçerken böyle elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar köylülerimizle, onların sorunları, onların yaşam hikayeleriyle alakalı bilgiler edinmek istedik. Şimdi de çok değerli bir kardeşimiz burada. Onunla birazcık köyünüzün problemi var mı diye bir üstüne basalım. Bakalım yarası kanayacak mı yoksa kanamayacak mı? Öncelikle merhabalar. Merhabalar. İsim neydi hocam? İsmim Sadık. Sadık, bu köyde doğdun büyüdün değil mi? Evet, bu köyde doğdum büyüdüm. Ne yaparsınız, geçiminizi nasıl sağlarsınız? Bu köyün geçim kaynağı nedir? Bu köyün geçim kaynağı hayvancılıktır. Biz yani hayvancılıkla geçinmiyoruz. Bir gelirimiz yoktur. Bir yani tarım olsun, arazi olsun hiçbir gelirimiz yoktur. Sadece hiç arazileriniz yok değil mi? Hayır, arazimiz yok. Sadece biz burada hayvancılıkla geçiniyorduk. Onu da tuttular. Bizim mesela hayvancılık yaptığımız yer merramızı ormanya yaptılar. Sözde fidan diktiler ama fidan midan hiçbir şey dikmediler. Yani göz karayla yani köyün inadına girdi birileri. Tuttular dediler ki ormanya yapalım ki işte şu malını satsın, şu malını satsın dediler. Köyün yani ekmeğiyle resmen oynadılar. Şimdi bu şöyle anlatayım. Evet. Buranın ana geçimi hayvancılık. Dağlık bir yer burası. Aynen. Burada aynen. Arazi yok. Hemen aynen. Hemen sıfır. Evet. Orman var. Yetişmiş orman var. Evet. Bir de meranız var. Evet. Yani yayla gibi kullanıyorsunuz. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Ne kadar sürü vardı burada o şeyden yaylanın bozulmasından sonra? Burada her evde yine 100-150 tane sürü vardı her evde. Toplam köyün evet. Ne tahmini? Tahmin köy evler şu an mesela 25 tane var. Her evde mesela 100-150 tane hayvan vardı. Ama ormanı en az 2500'ü bulur. Aynen, geçim hayvancılıktı. Orayı da ormanı yaptıkları için herkes mecburen malını satmak zorunda kaldı. Hayır, ormaniyeden şikayetçi değiliz. Ormaniye olsun, ağaç yetişsin. Aynen. Tabii ki ormana karşı değiliz. Tabii. Fakat orman dediler, hayvancılığı aynen. Öldürdüler, ormanı da öldürdüler. Orman ektikleri aynen. Herhangi bir ağaç olmadı, yetişmedi. Aynen, orman dediler, köyü bitirdiler yani. Orman yok ortada. Orman yok, hayır. Fidan yok. Ne çam var, ne badem var, hiçbir şey yok. Sözde mesela ormanı yaptılar. Aralarında 3-5 kişi toplanıp para yediler. Köyü de batırdılar. Orman yok. Gelin bakalım işte. Aha, ormanlık bölgemiz orası, merramız orası. Evet. Hiçbir şey de yoktur yani. Evet, çırçıplak duruyor. Peki belki daha tohumda olmamıştır. Kaç sene oldu ki? 10-15 senedir ki dikmişler. Ama yeni değil yani. Hayır, 10-15 senedir dikmişler, hiçbir fidan yoktur. Gelin. 15 yıldır aynen. Çırçıplak duruyor, aynen. Hiçbir aynen. Ağaç yok. Hiçbir şey yok. Bundan aynen. Rant mı elde ediler, kim aynen. Yaptı, niye bunların, yaptı? Bunların gayesi ormanı yetiştirmek değil yani, orman değil. Köylünün inadına girdiler, 3-5 kişi de toplandı, aralarında para alıp yediler. Yani bunların gayesi orman değil yani, ormanı düşünerek orman yapmadılar. Peki senin inadına girdim, sen benim inadıma girdin, orman yaptılar, aralarında para alıp yediler. Yani bunların kayası yani orman değil yani, köylü batırmak yani, para alıp bunu yediler. Gerekli resmi yerlere yazıştınız mı, anlattınız mı, evet. Derdinizi söylediniz mi? Derdimizi anlattık ama bir çare bulamadık yani. Hep bir üstünün bir üstü var. O üstü şikayet ettiğimiz yer gidip bir üst mahkemeye sürüyor, o onu kapatıyor, o onu örtbas ediyor. Yani ortada hayvancılık gitti, bitti. Aynen. Ne orman var, ne aynen. Keçi var. Aynen. Evet, değerli izleyicilerimiz, aynen. Yani ormanı bitirdiler, hayvancılığı sattık. Şimdi biz ne yapalım? Mecburen aç kaldık mı, etrafına saldıracaksın, hırsızlık yapacaksın. Hayvancılığı sıfırladılar mı? Sıfırladık, yerimiz olmadığı için hayvanı sıfırladık. Ama orman da yok, keşke. Orman yok, keşke orman olaydı. Evet, demiş ya Nasrettin Hoca, hanım demiş, ciğer aldım, ne yaptın sen bu ciğeri demiş. Ondan sonra demiş, valla tabii yalan söylemiş, bozulduğu için atmış, demiş ki ciğeri kediye yedirdim demiş. Nasrettin Hoca kediyi tartmış, 1 kilo. Yahu demiş, kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Evet. Şimdi buradaki Fıtnon dediğimiz köyün ya da yeni adıyla Çevreli'nin evet. Derdi böyle. Eğer orman buradaysa ağaç nerede? Ağaç buradaysa hayvanlar evet. Nerede? Satıldı, bitti, gitti. Yani tekerlemeye düşmeyelim. Hani diyor ya,
ağaç yandı, ormana gitti, orman yandı, inek yedi, inek suya düştü falan hesabı. Biz de o tekerlemeye düşmeyelim. Mesela... Aşalım, aşıp yüce dağı engin düşelim. Çok nimetin yedik, helallaşalım. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Nimetin yedik, helallaşalım. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Arguvanlıyız herhalde. Evet, Arguvanlıyız. Arguvanlı olmak, yani kendinize göre bir ayrıcalık hissediyor musunuz? Yani evet. Evet, tabii ki. Ne gibi bir ayrıcalık mesela? Arguvanlı olduğumdan çok memnunum, çok mutluyum. Evet. Çok güzel Arguvan'ımız. Peki, burada yani 12 ay buradasınız. Kış aylar biraz da sakin, yaz aylar biraz hareketli falan oluyor mu? Evet, çok hareketli oluyor. Gelen giden misafirlerimiz çok. Var mı yurt dışında ya da il dışında? Yurt dışında bugün şu anda oğlum geliyor Almanya'dan. İstanbul'dan çıktı. Serkan Gönül. Peki Türkü Festivali burada gidiyor musunuz, dinliyor musunuz? Hareketlilik oluyor mu? Evet, çok hareketli oluyor, dinliyoruz. Çok güzel oluyor festivalimiz. Türkülerimiz, sazlarımız, sözlerimiz, işlerimiz, hepsi de güzel. Sizin ailede de var mıdır böyle amanı bol türkü söyleyen? Vardır. Yani vardır. Tabii her ailede vardır, evet. Mesela siz söyler misiniz bulaşık yıkarken? Evet, çok söylerim. Farz edin ki bulaşık yıkıyorsunuz, bize de şöyle bir mırıldanın. Vallahi bir şey söyleyemem ondan yana. Şimdi değil diyorsunuz. Şimdi değil, evet. Ama evde söylüyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Ah aman deyip başlıyorsunuz. Evet, evet. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eyle TV Arguvan'da. Size geldi. Böyle doğal olarak merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Eyvallah, ben teşekkür ederim. Gününüz nasıl geçiyor Arguvan'da? Ne yapıyorsunuz mesela? Vallahi Arguvan'da iş bitti. Bugün mü bitti? Bugün şimdi bitti de gün yüzünde yok yani. İşler pek iyi değil abi. Esnafsınız galiba. Esnafım ben, bu market benimki. Anladım. Bak şimdi raflar fare düşse kafası yerler abi. Bitti, iflas ettik abi. Vergidir, şudur, budur, kiradır, elektriktir, sudur, vallahi bir kuruş kalmıyor. İş yok zaten abi. Yani Arguvan'da esnaf sayısı çok fazla değil. Yani kış yaz işler fark ediyor mu? Tabii. Kışın şeyler gidiyor. Gurbetçiler gidiyor. Köylüler kalıyor. İhtiyarlar her köyde 5 tane, 10 tane. Bunlar geliyor. İşte halk var. Yani paldır küldür idare ediyor da. Bu 101 geldi, bilmem, şok geldi. Şok geldi abi. Üç harfliler diyorlar ya. Üç harfliler geldi, burada iş bitti abi. Üç harfliler geldi, çok harfliler öldü. Öldü. Bu küçük esnaflar öldü abi. Evine ekmek götüremediler abi, inan buna. Evet, bu da işin farklı bir boyutu. Evet. Kaç yıldır esnafsınız? Biz abi 53'ten beri esnafız. 1953. Erişten beri benim babadan kalma. Babadan kalma, evet. Hep burada, hep merkezde misiniz? Merkezde. Ben Arguvanlıyım. Hep bakkaliye mi? Hep bakkaliye abi. Ben tekel sigara fabrikasından emekliyim. Babam, yani, babamdan devraldım yani ben. 70 yılın en kötü dönemini sanki yaşıyormuşsunuz gibi. Abi böyle bir şey görülmemiş ya. Gittim 200 liralık mazot aldım abi. 7 litre.
Eskiden 300 lira verdiğin zaman depoyu dolduruyordun abi. Evet, bir dokunduk, bina işittik ama yine teşekkür ederiz. Yani ilçeni seviyor musun? Severim abi, ben sevmesem zaten burada kalmazdım. Biri derse ki Argovan'ı bana hanım 3-5 kelimeyle anlat. Böyle 3-5 kelimeyle ne dersin mesela? Hoşgörü, kardeşlik ya da buna abi, benzer. Abi bizim burada bak bu kapılar açık kalsa buraya hırsız gelmez. Kesinlikle sahipsiz altın olsun, kimse tenezzül etmez. Evet. Çok fazla polislik, jandarmalık işiniz olmaz. Yok, hiç kimse olmaz. Hiç git adliyede, poliste bir dava yoktur. Dövüş falan olmaz, hiçbir şey olmaz. Çok... Niye olmaz? Vallahi aydın kişiler. Yani sinirleriniz mi aldılar yani? Doğuştan yani biz yok. Hayır, biz bir gelenekten geliyoruz. Evet, evet. Biz müsahip olanlarız. Evet, evet. Demekte fayda var. Evet, evet. Öyle. Evet değerli izleyicilerimiz, Argovan'da kapılar açık kalır. Argovan'da hırsızlık arsızlık olmaz. Argovan'da küslük olmaz. Evet. Argovan'da miskinlik olmaz. Olmaz. Argovan'da düşkünlük olmaz. Rızkımızı nereden temin ediyorsak oraya gittik yani. Hayır, 13 yaşındaki çocuğu şimdi markette bakkala ekmek almaya göndermiyorlar. Siz nasıl gittiniz? Birisinin vasıtasıyla bizi aldı götürdü. Öyle kaldık işte oralarda. Ne yaptınız orada? Bir özel sektöre girdim. Kiminin yanında çırak olarak çalıştım. Bir müddet, böyle bir yaşımız ilerleyene kadar. Ondan sonra da bir özel sektöre girdim. Emekli oldum. Hep aynı işte mi çalıştınız? Hep aynı işte çalıştım. Bu çocukluk dönemimde terziydim. Birazcık o işlerle uğraştım. Anladım. Hep Sıla'nın bir özlemi hep var mıydı? Evet. Ya planda işte ne özlüyor? Sıla'yı yani gurbetteyken abi, Sıla'yı özlüyor muydunuz? Vatanımız burası, toprağımız burası. Burada ne var ki? Biz buraya bir şey için gelmiyoruz yani. Havası, suyu, ondan sonra kişiyi, arkadaşlığımız, işimiz, dostumuz şeyi için geliyoruz. Ben kendi toprağımda yetiştiğim için gelip bir müddet yaz sezonu. Hamurumuz burada diyorsun. Hamurumuz burada. Başkanım dedik yani türküyle var olmuş, türküyle yoğrulmuş. İşte her şeyini türküyle dile dökmüş. Bir kültürden geliyoruz. Anadolu kültüründen geliyoruz. Ama burası Türkiye başkentlik yapmış bir yer. Öyle diyelim. Türkünün başkenti. Şimdi türkünün başkentinde tabii ki türkü festivali alakalı özel misafirler, özel bir turizm, özel hareketlilik, özel yoğunluk. Ya bir nevi bayram, bir nevi düğün. Doğru mu? Çok doğru. Argovan'ın tanınmasında festivalin çok önemli bir yeri var. Bizim en büyük etkinliğimiz, Uluslararası Argovan Türkü Festivalimiz. Bu sene 15.sini düzenliyoruz. İşte 2 yıl pandemi nedeniyle ara verdik. Bu süreçte çok sayıda Argovanlı'dan, Argovanlı olmayıp türkü dostlarından da yapılıp yapılmayacağına dair sürekli böyle sorular alıyor idik. Bu sene yapıyoruz festivalimizi. Oldukça da coşkulu, keyifli, kalabalık geçeceğini de umuyoruz. Festivalin ilçemiz ekonomisine, ilçemizin kültürüne çok önemli, çok ciddi katkıları var. Bir ay boyunca festival öncesi ve sonrasında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor Argovan'da. Hatta çoğu yaşlılarımız bize şunu bile söylüyor. Ya bu festivali icat edenlerden Allah razı olsun diyorlar. Neden, niye böyle söylüyorsunuz diye sorduğumuzda diyor ki festival nedeniyle torunlarımız geliyor, çocuklarımız geliyor, onları görüyoruz. Yoksa daha önce festivalden önce çok gelmiyorlardı. İşte farklı yerlere tatile gidiyorlardı ama festival nedeniyle geliyorlar ve biz de onları görmüş oluyoruz diyorlar ki bu bile çok ilçe için, buradaki yaşlılarımız, insanımız için çok önemli. Çok önemsiyoruz festivalimizi. Gerçekten Türkiye'de tek türkü festivali. Bu anlamda festival Argovan'a çok şey katıyor. Argovanlılar da bundan oldukça mutlu, memnun, keyif alıyor. Biz tüm türkü dostlarını tekrar söylüyorum, Argovan'a bekliyoruz. Evet başkanım, türkü festivali dedik. Çok fazla belediye hizmetine zamanımız olur, onları çok anlatırız.
Şu an bayramın arefesindeyiz. Yani Türkü Festivali bayramının öyle diyelim arefesindeyiz. Bayramla ilgili konuştuk. Ama Arguvan'la yaptığınız hizmetler altyapıydı oydu. Onlara da bir başka zamanda bu türkünün üzerine çok fazla beton dökmeyelim. Tabiri caizse türkü tadına bırakalım. Buradan davetiniz varsa ulaştıralım programımız aracılığıyla. Mesajınız varsa da belirtelim. Teşekkür ediyorum. Elbette ki onları da zamanı gelince farklı programlarda onları da yaptığımız hizmetleri, yaptığımız projelerimizi onları da konuşuruz, anlatırız. Ama evet bugün türküyle başladık. Türkülerle bitirelim. Nazım'ın dediği gibi insanlarından çok türkülerini sevdim diye bir dizesi, şiiri de var. Biz 23-24 Temmuz'da tüm türkü severleri Arguvan'a bekliyoruz. Hep birlikte burada türkü söyleyip halay çekmek için. Evet değerli izleyicilerimiz, Arguvan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kızıldaş. Özellikle de Türkü Festivali'nin öncesinde olduğu için biraz oraya değindik. Ama yine mikrofonumuz, kameramız, dost kervanı yollara düştüğünde Arguvan'da yapılan güzellikler, sürprizler de var. Bekleyin diğer programlarında. Arguvan'da belediye hububat üretimi, ekimi, biçimi, bulgur fabrikası, paketleme ve buna benzer bayağı çalışmalar var. Onun yanı sıra yine bildiğimiz, belki klasik gibi gelir, yollar, kaldırımlar, buna benzer hizmetler var. Ve diğer sürprizler de olursa bunları da mutlaka size paylaşacağız. Ama Türkü Festivali'nin öncesinde biraz Türkiye'ye değindik. Çünkü Arguvan'dayız. Kurçay'ın öte yanındayız. Amanı bol türkülerin. Nasıl? Vallahi köpekleri seviyoruz. Oğlum özellikle gelmemizi istedi. Yani, getirdik. Nereden geldiniz, nereye gidiyorsunuz? Biz İsviçre'den geldik, Arguvanlıyız. Oğlumuz sünnet ettirdik, evet. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ben az önce sanki kulağımda babanla Almanca konuşuyordum, doğru mu? Ama konuşuyoruz. Wie geht? Gut. Gut ne? Ya... Hey, was ist das? Was ist das? Was machst du? Ja? Beschneidung. Beschneidung. Beschneidung auf Deutsch. Ja, ja. Türkçesi de sünnet. Sünnet. Ya, evet. Nasıl İsviçre'den buraya gelmek birazcık böyle hani farklı bir atmosfer oluşturuyor mu sizde? Yani sonuçta memleketimiz olduğu için severek geliyoruz. Bir de çocukluğum Arguvan'da geçtiği için yani insan doğduğu yerden ziyade çocukluğunun geçtiği yer bana göre vatanıdır. Benim de vatanım burası olduğu için. Ailece mi geldiniz? Şöyle biz oğlumla geldik, sadece sünnet işlemlerini halletmek için Malatya'ya geldik. İşte Malatya merkezde sünnet oldu kendisi 2 gün önce. Düğün dernek? Sünnet düğünü falan düşünmedik. Sünnet elbisesi de düşünmedik. Sadece böyle bir elbise giydi. Onun yerine şey istedi. Yani dedi ki sokak köpeklerine dedi işte mama götürelim, işte süt götürelim falan. Öyle bir isteği vardı. Biz de o şekilde yaptık. Yani takısız, sünnet elbisesiz ve de yani böyle çok sade bir şekilde bir... Avrupalılar, genelde Avrupa'da bunlar hep böyle sade bir hayatı seviyorlar. Evet, evet. Yani böyle... Mesela gittik, köylere gittik. İnsanlar takı takmak istediler. Biz istemedik dedik, istemiyoruz. Yani farklı bakıyoruz. Yani sadece bir kültürel olay olarak yaptık zaten. Yani kültürel bir olay olarak yani sünnete baktık. O Anladım. Şekilde yaptık. Annesi bile gelmedi mesela. Annesi çalışıyor. Biz sadece
beraber ailece tatil yapmadan evvel sünnet olayını devreyi aradan çıkarıp tekrar geri dönüş yapacağız İsviçre'ye ve ailece izine gideceğiz. Yani belki İspanya'yı düşünüyoruz ama biz dedik sünnet olayını memleketimizde yapalım. O niyetle geldik buraya. Şimdi ne kadar kalacaksınız? Pazara kadar buradayız. Pazar. Arguan'ın neyini seviyorsunuz? Arguan'ın her şeyden önce insanlarını seviyorum. Çok yani özümü burada oluştuğu için, özümüz burada oluştuğu için yani tabii ki süreçli insanlar değişiyor, çevre değişiyor, her şey değişiyor, dünya değişiyor. Ama sonuçta bizim çocukluğumuzdan kalan bir yeri var, bir değeri var. Onun bir şeyi var, bizde izi var. Yani ben özümü Arguan'dan aldığım için Arguan'ı çok seviyorum. Arguan insanını çok seviyorum. Evet. Kültürel yapısını çok seviyorum. Eyvallah. Hey Junge, kommen Sie hier. Kommen Sie bitte. Bitte kommen Sie hier. Ya. Evet, hayvanlar, insanları mutlu. Arguan seviyor, hayvanlar da mutlu. Parklarda şuraya bakar mısınız manzaraya? Wie heißen Sie? Heval. Heval. Oh, Heval. Çok çok geçmiş olsun. Çok fazla gut besteruk ne? Teşekkürler. Eyvallah. Ich bedanke ne? Eyvallah. Auf Wiedersehen. Schön. Arguan ne bilsin de? Schön. Sehr schön. Sehr schön. Nicht schön, sehr schön ne? Okay. Evet. Teyzemle? Teyzemle, yani teyzem Türkçe konuşuyor. Oğlum Türkçe bilmediği için ama böyle o sıcaklığı hissettiği için çok kendisini rahat hissetti. Saatlerce teyzemin yanında kaldı Emir köyünde. Yani insanların sıcaklığı, atmosfer güzel. Biz seviyoruz yani memleketimizi. Arguan'ı da seviyoruz. Malatya'yı da seviyoruz tabii ki yani şey ayrım olmasın. Yani biz Malatya olduğumuz için de çok sevinçliyiz, gururluyuz. Tabii Arguan'da büyüdüğümüz için tabii bizdeki yeri daha farklı, daha bir özel. Ya Almanca'da humanism. Evet, aynen. Peki çok teşekkür ederiz. Gute Reisen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Ne? Evet, Arguan tabelasının girişindeyiz. Geliyor musunuz, gidiyor musunuz? Aşağı Sümenköy mahallesinde ikamet ediyorduk önce. 2019 Elazığ depreminden dolayı evlerimiz çürük raporlu verildi ve biz Arguan'a taşındık. Dolaylı mahallesine. Burada ikamet etmeye başladık artık. İşte böyle yani durumumuz. Sonuçta yine de Arguan topraklarındayız. Arguan toprağındayız, evet efendim. Mutlu musunuz, memnun musunuz, seviyor musunuz? Seviyoruz tabii. Arguan deyince Türkiye'ye veya dünyaya mal olmuş. Türkü diyar bir ilçemiz. Güzel yani. Güzel. Yani deprem yıkamadı bizi. Biz yine de burada kaldık diyorsunuz. Kaldık. Yani. Kaldık efendim. Senin adın ne? Hürrem Zeynep. Hürrem Zeynep. Rüyam Zeynep, pardon. Rüyam Zeynep, kaç yaşındasın sen? 6. 6. O zaman bu sene okul başlıyor, doğru mu? Sen seviyor musun Arguan'ı? Evet. Arguan'ın türkülerini de seviyor musun? Evet. Mesela desem bana bir türkü söyle, söyler misin? Şimdi değil diyorsun. Evet, siz de beraber gidiyorsunuz. Ben Selda. Eşim. Selda Hanım, aynı köylü müsünüz? Evet, akrabayız. Aynı zamanda akrabasınız. Evet. Gününüz nasıl geçiyor? Neyle meşgulsunuz? Vallahi ben yoğun geçireyim. İş yani ev yeni taşındığımız için yani işim çok. İşte elimizden geldiği kadar eşim de bana bayağı yardımcı oluyor sağ olsun. Kızımla güzel vakit geçireyim. Ben 25 yıl sonra buldum bunu. Öyle mi? Evet, olmadı. Sonradan oldu. O yüzden çok nazlı diyorsunuz. Evet. Bize çok naz yapıyor. Çok değerli. O da bunu fırsata çeviriyor. Aynen vallahi hiç. Yani Malatya ile irtibatınız ya da yurt dışı buna benzer gurbetçileriniz hep buradasınız. Buradayız hepimiz de. Arguan Türkü Festivali olacak. Evet. Bunun için bir hareketlik var gibi değil mi? Yavaş. Evet, yavaş yavaş. Güzel oluyor. Arguan'a çok katkısı oluyor. Biz memnunuz yani. Evet. Arguan'ın türküsüyle büyüdük yani. Artık Arguan havasıyla artık yaşlanmaya başlıyoruz yavaş Arguan yavaş. Arguan ağzı diyorsunuz. Evet, evet. Aynen öyle efendim. O zaman biz de bu noktada Arguan'ı sizinle beraber kapatalım programı, olur mu? Teşekkürler, çok sağ olun. Burada kalalım. Evet, Arguan'daydık. Arguan'da canların cem olduğu, müsahip kardeşliğinin vuku bulduğu, amanı bol türkülerin diyarı Arguan'daydık. Yüzü gülen, mutlulukla dişleri görünen, gözlerinin içi parlayan
Arguvanların hayata bakışlarıyla biz de onlarla beraber mutlu olduk. Evet, Arguvan'daydık. Arguvan dedik, amanı bol türküler dedik. Madeninden girdik, buğdayından arpasına, köyünden kentine, röportajlarıyla insanından parkta mutluluk içerisinde adeta debelenen hayvanlarına kadar her şeyi mümkün olduğu kadar sizlere göstermeye çalıştık. Evet, Arguvan güzel diyar, Arguvan hoş diyar. Türküyle kalın, türkü tadında olun. Dilinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirdiniz. Çok mutlu olduk. Çok biz de bu şeye olduk. Vesile olduğumuz için çok mutlu sağ olun. Olduk. Hadi bir şiirle bitirip veda edelim. Arguvan'da açık alın ağır senin. Pütürge'de kara gözlü yar senin. Eşin yoktur cennet gibi her yerin. O bey ise sen paşasın Arguvan. Yaşadıkça hep yaşasın Arguvan. Dilinize sağlık. Çok teşekkürler. Var olun. Varam gidem dem Arguvan'ın düzüne. Gelin gelin düzüne. Gecelerde uyku girmez gözüme. Allah billah gözüme. Yarın yağlığını da örtem yüzüme de. Gelin gelin yüzüme. Tövbem olsun da başkasına bakmaya. Kör olayım bakmaya. Yarın yağlığını da örtem yüzüme de. Kurban olam yüzüme. Tövbem olsun da başkasına bakmayan.